Evet bu bölümde kardan adam modellemesi yapacağız. Her ne kadar yani bu ders modelleme dersi olmasa da yani detay dersleri olsa da e bundan sonraki konuları kullanacağım hızlı bir modelleme yapacağım. E böyle bir kardan adam yapacağız. Çok hoş görünmüyor. Evet biliyorum böyle malzeme kaplayınca bu duvar kağıdındaki gibi biraz daha iyi görünebiliyor. Daha ileride daha da güzel modellemeler ve kaplamalar yapacağız ama bir yerden başlamamız lazım. Şimdi bu basit ...modelden başlayalım. Şimdi e, bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Her ne kadar şey de olsa... Hmm, ...modelleme... E, ...dersi olmasa da şeyleri görebilmeniz için yani bastığım... ...tuşları görebilmeniz için size... ...şuradan screencast key'si açayım ki şurada... E, ...bastığım mouse'un ya da klavyeden bastığım tuşları görebilirsiniz burada. E, daha sonra burada kullandığım bazı temel özellikleri, object. Ve ...edit modu kullanacağım. Bir iki tane daha ilave özellik kullanacağım. Ondan sonra burada kullandığım konuları ilerleyen derslerde... ...önümüzdeki birkaç derste işlediğimde havada kalmamış olacak. Amacım o. Buraya geri dönüp tekrar o öğrendiğiniz özellikleri bu bölümü... ...modelleme dersi gözüyle izleyip siz de modelleyebilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağım. Öncelikle bu e, default küpü X tuşuna basıp delete ile sürüyorum. E, Shift A ile kısa yol kullanacağımı söylemiştim. Add Mesh ile şu anda bakın obje moddayım. Burada obje mod yazıyor. Obje moddayken Shift A ile Mesh ile bir tane Aikosfer koyuyorum. Aykosfer koyduğumda bu Icosphere'in e, şu üçgenlerden oluşan bir sfer objesi. E, üçgenleri çok büyük. Bana biraz daha detay lazım. O yüzden şurada add... Icosphere yazan yere tıkladığım zaman böyle bir last operation panel denen son operasyon paneli. Son operasyonda sizi son bir hak veriyor objeyi attığınızda yapacağınız değişiklikleri e, sıralayan bir yer. Ben sadece şu 2, 3, 4 bir tane de arttırayım oldukça düzgün bir kar topundan gövde oluşmuş oldu. Boşluğa tıkladım gitti. Şimdi e, başka bir operasyon yaptığım anda şu anda bakın o gitti ama F9'a basarsam e, ee, şeyde yine gelir. Detay dersi anlatacağım ama bu menü tekrar gelir. Ama ben şimdi mesela şuradan X'ten yandan bakıp bunu grab Z deyip şöyle yeryüzünün şu yeşil Y ekseni yeryüzü olsun. Onun üzerine götürecek şekilde taşıma grab ile G ile taşıma işlemi yaptığım zaman artık o last panelin şekli şemali değişti. Ee, Mu için artık değişikler yapabilecek hale geldi. O öyle detayını görürüz. Ben şimdilik onu şuradan view menüsünden bana gösterme onu diye kapatıyorum. Lazım olursa F9'a basar açarım. Şimdi bundan bana bir tane daha lazım. Şöyle biraz aşağıya alıp Shift D ile Double'ın D'si e, çoğaltıp Z'ye basıp yukarıya getirdim. Scale ile biraz küçülttüm. Grab ve Z ile biraz daha aşağı indirdim. Gövde de oldu biraz küçük gibi. Scale ile biraz daha büyük. Şimdi Shift D ile, bu seçili bakın etrafı e, turuncu olduğuna göre. Shift D ile bir tane daha, ondan sonra Z biraz yukarıya, ile küçülttüm. Evet, kafası da bu boyda olsun. Şimdi bana iki tane kol lazım, yanlarından kol çıkartacağım. Genelde bu obje modda modellemeyi anlatırken çok tercih edilen bir e, şeydir. Kardan Adam, Snowman modellemesi. E, Snowman demişken aklıma da geldi. Bunların isimleri böyle Icosphere, Icosphere atıyor, burayı da düzenleyeyim. Bu alışkanlığı da edinmem çok iyi olur. Şurada koleksiyon bir tane... Snowman diye yeni bir koleksiyon açıyorum. Ve çift tıklayıp isim veriyorum buna Snowman diye. Sonra bu Icosphere'den... Icosphere 002'ye kadar olanı sürükleyip buraya bırakıyorum. Ve kapatıyorum. Burası değerli toplu olsun diye. Şu koleksiyonu da çift tıklayıp... Cam and e, light diyeyim çünkü kamera ve ışık olsun. İngilizce veriyorum isimleri belki de satarım sonra Asset Store'da belli mi olur? E, şimdi Snowman'in altında da biraz sonra bunları da toparlayıp e, tek bir gövde ismine getireceğim. Kol e, demiştim, kol lazım. Shift D ile bundan bir tane daha şuraya çıkardım. Scale ile herhangi bir yöne, mesela x yönünde. Scale X olur mu? X bana doğru galiba. Y yönünde yapalım garanti olsun. Y yönünde şöyle büyüttüm. Çok büyük bir kol. S ile biraz küçülttüm. Grap buraya getirdim. Hepsini tek bir istikametten, X istikametten bakarak yaptığım ve çoğalttığım için hepsi tam bir e, düzgün istikamette oluyor. Şuradan X'e basarak yine karşıdan bakar hale getirdim. R ile şu, rotate ile, e, şu hale getirip şuraya getirdim. Bu güzel. Shift -D ile bundan bir tane daha buraya koyuyorum. Rotate ile şöyle çevirdim. Grab ile getirdim. Buraya koydum. Diğer konu. Çok düzgün olması gerekmiyor. Şimdi bu tabii havada duruyor. Bir tane yer atalım. Yer atmak demek yine buraya bir plane objesi eklemek. Shift A ile meshten plane objesi attım. Bunlar primitifler diye geçiyor. Primitifler diye ayrıca bir ders yapacağım. Ee, bölümün belki de ilki o olur. Evet. Bundan sonraki bölüm primitifler olsun. Ee, 3D kursörün olduğu yere attı. Şimdi e, kollarına sopayla destekleyeyim ki düşmesin. Bunlar düşer. Ayrıca da böyle işte kayak sopası tutuyor falan gibi. Ne deniyor sopalara bilmiyorum. Ee, ondan olsun. Bunu atmak için de yine bir onu küpten faydalanacağım. Shift A ile ee, şuraya bir yere alayım, Shift ve sağ tuşa basarak 3D kursörü buraya getirdim. Ee, temel derslerden hatırlarsanız... ...yine eklediğim objeleri... ...primitif objeleri buraya atıyor. Shift A ile... meshten küp dediğim zaman pat diye buraya attı. Çok büyük, Scale ile küçültüyorum. Ee, bunu çubuğa çevirmek için Z boyunca scalele Scale, scale Z'ye basıp büyütmem lazım, büyüttüm. Görünüşe bakılırsa çok kalın bir... ...sopa. Scalele Biraz daha küçülttüğüm zaman genişliği azaldı ama boyu da kısaldı. O yüzden Scale Z ile tekrar şöyle büyüttüm. Rotate ile şöyle çevirip bunu e, Grab ile şöyle eline yerleştirdim. Ama yere değmiyor. Yere değmesi için e, kendi ekseni boyunca uzatmam lazım. Onun da yolu Scale dedikten sonra Z'ye bastım mı? Düşey z boyunca büyüyor. Şimdi sanki oluyormuş gibi görünüyor ama olmuyor aslında o. Yani bir daha Z'ye bastığın zaman kendi boyunda uzar ve bu şekilde. Bundan Shift ile bir tane daha alıp buraya Rotate şöyle çevirip greple şöyle koydum. Böylece yere basan iki tane çubuğu oldu. Havuçtan bir burun yapalım şimdi. Havuçtan burun için yine o da burada olsun. Ş şunu da yapabiliyorum aslında. Karşıdan bakayım tam şuraya tıkladığım zaman bakın buraya tıklayınca yüzeyde o kürenin tam bana bakan yüzeyine atıyor. Yani buradan dart atmışım gibi tak diyor hesaplanmış gibi. Böylece attığım objeyi oraya atacak. Yani modelleme yaparken böyle detayları da öğrenmiş oluyoruz. Shift A ile Mesh'ten Con, Coni at dediğim zaman bu da primitif objelerden birisi. Oraya attı ama merkezi burada ve çok büyük. Scale ile küçülttüğüm zaman Burnunun olması gereken yerde küçüldü ama hala pek uygun değil. Scale Z ile boyunu büyüterek en boy oranını biraz daha havuça benzettim. Benzedi mi? Benzedi bence. Y'den bakarak bunu Rotate ile şöyle çevirdiğim zaman... ...tam çevirmek istersen kontrole basabilirim. Böylece eksenlere kenetlenir. Ya da e, 90 derece yazarak şeyden... E, ...eksi 90 yazmam gerekiyormuş demek ki. Eksi... E, Tekrar artık rotate demem lazım. Rotate eksi 90 diyerek bu yöne çevirebilirim. Ama ben birazcık açılı olmasını istiyorum. O yüzden serbest çevirdim. Biraz aşağı baksın şöyle. Grab şuraya getirdiğin zaman biraz büyük. Evet. Scalele küçültelim. Grab biraz daha buraya getirelim. Burun da oldu diyelim. Şimdi de eskiden çocukken öyle yapardık. Kardan adam yaptığımızda havuçtan burun yapardık. Ee, ya da çizgi filmlerde öyle yapardık. Ee, kömürler kömür parçalarından da gözlerini ve ağzını yapardık. Büyükçe kömür parçalarından gözlerini, daha küçüklerinden ağzına. Kömür için de aykosifer kullanacağım. Ve yine gözü için şuraya shift ve sağ tuşla tak diye buraya getirdim. Şimdi bakıyorum yakından. Tam yüzeyine yerleşmiş 3D kursör. Oraya atacak aykosiferi. Ee, shift A. aykosferi attım çok fazla detayı var üzerinde. Bu sefer azaltmak istiyorum. Minimuma getireceğim ki böyle kırık kırık bir kömür parçasına benzesin. F9'a bastım. Ee, şurada basayım. Ee, şey geldi. Subdivision'ı en düşüğe 1'e getirdiğim zaman bakın yüzey çok azaldı. Geometrik düzgün bir geometrik de olsa e, işte kenarları kırık bir kömür parçasına benziyor. Scale ile şöyle küçültüyorum. Şöyle yakından baktığım zaman biraz daha küçülteyim Scale'le. Gözün bir tanesi tamam. Shift-double ile bundan bir tane daha şuraya koyabilirim. Oldu. Ee, bundan şöyle daha küçüğünden şöyle ağız şeklinde gülen bir ağız yapmak istiyorum. Yani Shift-double ile şuraya getirdim. Scale ile şöyle küçülttüm. Çok küçük oldu biraz büyüteyim. Şöyle. Bakın biraz şeyde, havada. Şöyle havada kalıyor, uzakta. Bunu tam buraya yerleştirmemin bir yolu şu, greple buraya getirip şöyle yaptığım zaman... ...birkaç değişik açıdan baktığımda onu düzgün yerleştirebiliyorum ama her biriyle böyle tek tek uğraşamam. Şimdi onun bir kolay olması lazım. Var, şurada mıknatıs var. Benim yüzeye şap diye yapışmasını sağlayan bir... ...snap, adı snap olan bir tool. Bunu açtığım zaman yüzeylilere yapışmasını sağlamak için yandan... ...ayar menüsünü açıp face'i seçtiğim zaman ve center'a bastığım zaman... Artık yeni Shift-Double ile ürettiğim ya da herhangi bir nesneyi taşıdığım zaman o merkezindeki e, şu turuncu var ya orası merkezi işte. O biraz önce 3D kursörü dart atar gibi tak karşımdaki yüzeye e, saplanıyordu ya. Aynı onun gibi yerleşecek ve bu bana çok büyük bir zaman kazandıracak. Şöyle tam karşıdan bakayım. Shift-Double şöyle. Bunlar artık şeyden eminim. Birazdan kontrol edeceğim. Direkt olarak... Tam merkezi akosferlerin tam merkezi şeye yerleşiyor. Şöyle tam büyük bir e, gülüşü olan bir kardan adam olsun şöyle yakından bakıyorum. Bakın hepsi kürenin eğimi daha farklı düzlemsel olmamasına rağmen hepsi gitti oraya yerleşti. İşte bu da güzel bir detay. E, bunun e, detaylarına, çok detayı var ve çok kullanışlı ...ayrı bir ders serisi olarak işleriz yani bir 15 ya da 20 dakikaya onlara sığdırırız. Şimdi bir tane de şapka koyayım. Yalnız bu şeyi artık işime yaramayacağı için şimdilik kapatıyorum. Basarak kapattım snap menüsünü. Shift A ile bir tane kafası için kovadan yani bir silindiri kova şekline çevireyim. Ee, silindir attım. Scale ile küçülttüm. O yine demin 3D kursör buradaydı ya oraya geldi. Bunu artık şöyle serbest bir şekilde buraya getirebilirim. Scale ile biraz büyüteyim. Çok küçük bir kova oldu. Böyle biraz fese benziyor. Yine de tabi fese benzeyecek. Şöyle yapalım. Yani çünkü feslerin de galiba üst tarafı böyle olanı var. Ama bu bir kova. Ee, şöyle kovayı da grable, z ile aşağı doğru bastırarak kafasını oluşturdum. Böylece e, üç boyutlu sadece obje modda bakın bir obje modda temel objeleri kullanıp scale, move falan yapıp ee, ...bir tane kardan adam yapabildim. Bu standart bir şeydir. Birçok tutorial'da ben gördüm. Belki siz de rastlamışsınızdır. Obje Mod'da primitif objelerle Blender'a giriş yapmak, modelleme yapmak için güzel bir örnek kardan adam. Buradan Edit Mod'a, Edit Mod diye bir mod var. Ee, adım atabilmek için bir şey ekleyeceğim ben buna, bir şey yapmak istiyorum. Ee, daha iyi görünmesi için şuradan ayarlardan cavity açacağım, biraz daha iyi görünür. Buradan sadece world yapayım. Ee, birazcık ee, backface Cooling ile shadow'u da açayım, gölgesi de oldu tamam. Ee, görüntü biraz daha iyi oldu, bu şekilde daha iyi görünüyor. Ee, o ayarlara da ayrı bir ders konusu olarak gireriz. Şimdi şunu istiyorum, bu çubuk çok düzgün görünüyor ben bunu gidip ormanda, dağda, bahçede yaptıysam o kadar düzgün çubuğu marangozdan falan kestirmemle oraya götürmem lazım. Saçma değil mi? Bir de şu koni şeklindeki havuç da çok düzgün görüyor. Ona da biraz kırıklık yapayım. Çubuğa da biraz kırıklık yapayım. Şimdi obje modda objelerin scale ile belli eksenlere yamultmayı öğrendim ve bir şeylere benziyor ama kısıtlı. Daha fazla bir şey yapabilmem için. Modelleme yapabilmem için işte edit mod diye bir şey var. Oraya girmem lazım. Edit modda bu çok geniş bir konu. Artık modellemeye oradan giriş yap, giriş yapmış oluyoruz. ve Oradan e, o müthiş e, modelleri oradan yapıyoruz. Şurada o şuradaki obje modu açıp edit moda girdiğim zaman e, o modellemeleri yapabiliyorum. Buradan seçebilirim ya da klavyeden tab tuşuna basabilirim. Tab tuşuna bastığım zaman da burası otomatikman gördüğünüz gibi edit moda geldi. Ve seçili olan objenin edit moduna giriyor, öyle olunca ve bunun e, Vertex'leri denen mesela bunun ucunda bir tanecik Vertex'i var. Bu benim aslında istediğim şey değil. Biraz sonra göstereceğim, e, Buradan ben düz silindir olmasını istiyordum, unuttum, e, onu siler bir tane daha öylesine atarım. Şimdi tab'la obje moda geri dönüp çubuklarla ilgileneyim biraz, çubuklara e, tab'la girdiğim zaman şuradan istatistiği de açayım. Ee, şu anda seçili objenin 8 tane vertex'i var diyor bakın. 8'i de seçili. Alt A ile seçimleri kaldırdım. Vertex dediğim şeyler şu köşe noktalarındaki düğüm noktaları. Bundan 8 tane var. Dolayısıyla benim modelde bunu kırıklık yapmak için e, bunlara bağlı gibi görünüyorum ama edit moda girdiğim zaman objeye ben bunlardan daha fazla ekleyebiliyorum. En çok kullanılanı ...ki ilk edit mod derslerinin içinde yer alacak olan loop var. Ee, şu loop kat denen komut. Ben onun şu anda kısa yolunu kullanacağım. Kontrol R. Ctrl R yaptığım zaman ve nesnenin üzerinde durduğumda ve e, tekerlekli mouse'un tekerlerini yukarı doğru... ...artık yönü sizde nasılsa e, o yöne doğru, artı yöne doğru ilerlettiğinizde birçok yeni loop atıyor. Ee, ...yani şey atıyor, e, çevresini saran bir e, halka atıyor. E, vertexlerden oluşuyor bu. Bakın yeni vertexlerim oldu. Peki bu benim ne işime yarayacak? Şuna yarayacak, şurada bir tane Toggle X-ray diye bir şey var. X-ray, röntgen olarak bakıyoruz, içini görebiliyoruz. O benim seçimimi de hepsini seçebilmemi sağlıyor. Selection'da göstermiştim, tekrar gösteririz. Mesela şunları seçtiğim zaman sadece ve... Grab'le birazcık şöyle yerini değiştirdiğim zaman bunu seçip greple biraz şöyle değiştirdiğim zaman ee, bir daha seçeyim şuradan şunları seçip greple şöyle birazcık yerini değiştirdiğimde kırıkları olan ee, bir çubuk gibi görünüyor. Böyle kırık kırık bir çubuk. İstediğim şey buydu zaten. Peki... Şuna da ona nasıl yaparım? Tıkladım. Obje mod diyeyim. Tabla edit moda geçtim. Ctrl R ile e, loop bir tane attı. Tekerleğleri doğru ittirince e, birçok loop attı. Sağ tuşla çıktım. E, ve bunlardan seçim yapabilmek için şeffaf moda Röntgen X ışın moduna geçtim. Bunu seçtim mesela. Şöyle greple biraz aldım buraya. Biraz daha başka bir açıdan şu dört tanesini seçip böyle aldım. Ee, şuradan da evet bu da bu kadar kırık olsun başka yapmayayım o oldu şimdi burun içinde yani e, havuç içinde öyle bir şey yapmak istiyorum kırıklık yapmak istiyorum ama kırıklık yapmak istediğim yani loopu atabilmem için benim iki tarafında da yani yüzey olması lazım bu nokta olarak bittiği için o hatalı oldu ama bunu görmüş olduk şunu siliyorum x ile sildim shift a ile bir tane konuyu atıyorum ve bakın üstü Sivriya, F9'a bastığımda işte bu şey geliyor tekrar, e, son operasyon e, paneli, Radius iki sıfır görünüyor işte orası. Ben onu şöyle, pardon, bir, bir tıkladım, e, ikiyi şöyle arttırdığım zaman orası artık bir tek bir nokta olmaktan çıkıp bir yüzey haline geliyor. Benim istediğim de bu, peki ne işe yarıyor şimdi göreceğiz, e, Scale ile bunu Z ile büyüt Düm Şöyle küçültüp şuraya alalım şöyle. Burada yapayım ben bu işi. Scale biraz daha küçültüp Scale Z ile büyüttüm. Ee, bir çubuğa yaptığım şeyi yapabileceğim böylece. Burası tek nokta olsaydı olmayacaktı. O yüzden Ctrl R ile bakın bir loop halka attı. Bunları çoğalttım, tıkladım ve havuçu da birazcık daha organik bir şekil verilmek için seçtim. Şeyi unuttuğum için röntgene bakın arkadakiler seçilmedi görüyor musunuz? O yüzden röntgeni açayım, X ekstrayı ee, şöyle grab'le bunu biraz şöyle yapayım. Biraz daha şöyle çevirip şunları biraz şöyle yapayım. Böylece çizgi filmlerde falan görebileceğimiz yamuk yumuk bir havuç oldu. Röntgeni kapattım. Yandan baktım, rotate'le çevirdim. Grab'le bunu burnunu yerine yerleştirdiğimi zannediyorum ama olmadı. Çünkü şeyde kaydı, diğer eksende kaydı. Yukarıdan bakıp bu şekilde buraya yerleştim. Oldu mu? Oldu ama çok büyük. Scale ile biraz küçültelim. Grab Y değil, X'miş. X eksinde biraz götürdük. Burunda oldu. Şimdi istediğim şeye ulaştım. 18 dakikaya yakın bir süre içinde görüntüye. şöyle bir model yaptım. Bu modeli dediğim gibi daha sonraki ileri derslerde, materyal derslerinde ve bazı diğer edit özellikleriyle böyle daha kar gibi görünecek şey. O kadar da kar gibi değil bu görüntü biliyorum ama en azından şey yapabileceğiz, biraz girinti çıkıntı verebileceğiz. Bu kadar düzgün olmaz tabii ki şeyde, karda. Bu kadar zamanda bu hızda yapabildik. Böylece bir modelleme dersi yapmış olduk. Şimdi burada gördüğümüz obje modda attığımız primitif objeler var. Onları göreceğiz. Bir ders o olur. Ondan sonra eee onu o sırada tabii bu last operation menüde onları tek tek inceleriz. E, sonra ne kullandık başka? Edit modda e, loop kullandık. Ona bir şeyler ekleriz. Edit moda gireriz. Edit modda bir şeyler ekleriz. E, onun bazı çok yakın arkadaşları var komutlar. Onları kullanırız. E, extrude ve scale. Scale biliyorsunuz zaten. Ee, snap modu moduda hmm, onu ayrı bir ders yapalım çünkü o daha geniş ayrı bir ders hak ediyor ee, o derste görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın ve izlediğiniz için teşekkürler bay bay